Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Bugün bu topraklarda yaşayan herkes için çok ama çok özel bir yerdeyim. Kuruluşun ve kurtuluşun kenti Bilecik'teyim. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bu topraklarda ilk olarak imparatorluğun manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin makamını ziyaret edecek ve bayrağımıza rengini veren ecdadımızın önünde saygıyla eğileceğim. Osmanlı Devleti'nin hayalden gerçeğe taşınmasında büyük emekleri olan bir dünya yolcusu. İmparatorluğun ilk müftüsü ve devletin manevi kurucusu Edebali Hazretleri, devletin doğduğu topraklarda sürdürüyor ebedi uykusunu. Ve tam 7 asır önce Cihan İmparatorluğu'nun kuruluşunda Osman Gazi'ye verdiği nasihatler kudretini halen koruyor. Ey oğul, beysin. Bundan sonra öfke bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yenilgi bize, hoş görmek sana. Geçimsizlik, çatışmalar, uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, haksız yorum bize, bağışlamak sana. Ey oğul, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yar ve yardımcın olsun. İşte tüm cihana nam salan bir imparatorluğun bu nasihatler ışığında Bilecik'te filizlenen toprakları bugün tüm verimliliğiyle doğurmaya, insanını doyurmaya devam ediyor. Tarihimizin yazıldığı bu topraklar bir o kadar da bereketli. Bilecik'te bir lahana tarlasındayım. Akşamki hazırlayacağım lahana çorbası için taze taze lahana almaya geldim. Yanımda Hatice teyze var. Hatice teyzeciğim nasılsın? Elhamdülillah iyiyim oğlum. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Hava güzel şansımıza. Evet. Lahanalar tarlada taze taze. Evet. Lahana ekiyorsunuz. Evet, lahana, bamya, her şeyimiz oluyor bizim köyümüzde. Peki yılda kaç mahsul alıyorsunuz tarladan? Bir defa mı? Lahana bir kere olur. Bir kere olur. Evet. Peki nasıldır, yetiştirmesi zor mudur? Nasıl ya tabii kendine, her şeyin kendine göre bir zorluğu var. Bunun dikmesi var, sökmesi var, gazması var. Her şeysi suyla oluyor. Çalışmakla oluyor. Gelip burada çalışıyor musunuz? Ben çalışmıyorum. Benim eşim hasta olduğu için olmasa gelirim. Olmasa gelirsiniz. Lahanayı, tohumu ekiyorsunuz. Sonra yavaş yavaş... Fidesini satın aldık bundan. Tamam. Fidesini satın aldık. Satın aldık. Tarlaya yerleştirdiniz. Evet. Sonra bolca su, yağmur. Edip, yağmur yağdı. İşte yağmur olmuyor da su olmadan olmaz bizim buramızda. İlla su olacak. Bol su istiyorlar. Bol su olacak, evet. Peki lahanayla ne yemekler yapıyorsunuz? Ya kapuska yaparız, kapuska deriz. Turşusu olur. Kıyma turşu yaparız. Lahana sarması yaparız. Sarma bu mevsimin olmazsa olmaz. Sarma olmazsa olmaz, evet. Başka yemek yapmayız. Çorba yapar mısınız? Çorbasını biz yapmıyoruz. Bugün ben çok lezzetli bir çorba hazırlayacağım. O yüzden taze taze lahana almaya geldim. Evet. Hatice teyze, peki lahanayı nasıl toplayacağız? Şimdi elimizde bıçağımız olur. Bunu böylece gelir keseriz. Kökü peki şeyde kalıyor mu toprakta? Kökü toprakta kalır. Kalırsa mahsul veriyor mu tekrar? Yok yok. O ancak hayvanlara yiyinti olur. Lahanamız budur. Tamam. Buyurun afiyet olsun. Çorbanız tatlı olsun. Öyle mi? Evet. Bunu verdiniz bize. Evet verdik. Hediyemiz. Çok teşekkürler. Bir elinize şey kolunuza sağlık. Sağ akşam mutlaka yemeğe bekliyoruz sizi. İnşallah. Size. Ömrümüz varsa inşallah. İnşallah. Sağ olun. Kuruluşun şehrinde bugünle 7 asır öncesi arasında zaman farkı donuyor adeta. Ertuğrul Gazi'nin 400 çadırla geldiği Söğüt'te askerlerin ibadetlerini yerine getirebilmesi için yaptırılan Ertuğrul Gazi Mescidi 700 yıldır dimdik ayakta duruyor. Yine imparatorluğun en güçlü sadrazamlarından Köprülü Mehmet Paşa'nın adını taşıyan kervansaray da Bilecik'in tarihi yapıları arasında göz dolduruyor. Şu anda Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarından kalma ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı'ndayım. Burada sizlere 3. Selim'in en sevdiği sebze olan
lahana ile lahana çorbası hazırlayacağım. Yanımda Münevver Hanım var. Münevver Hanım merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Nasıl geçiyor burada hayat? Güzel, böyle aynı çalışmayla. Ne işle meşgulüz? Ben de aşçıyım. Öyle mi? Meslekte aynı zamanda. Evet. Lahana ile neler yaparsınız? Lahana ile lahana sarmamız var öncelikle. Sarmanın da tam mevsimi. Evet, lahana sarmamız, turşumuz, kapuskamız, çorbamız, evet. Tamam, şimdi başlayalım mı yavaş yavaş bizim kavurumuzu yapmaya? Önce ben soğanı doğrayacağım. Ve zeytinyağında biraz kavuracağım ufak doğradığım soğanları. Önce soğanı ince ince doğrayacağım. Bu arada tencereyi ocağa koyayım ve üzerine zeytinyağını ilave edeceğim. Lahana çorbası yaptınız mı daha önce, yapar mısınız? Çok değil. Bu tarifi yaptınız mı? Eski bir tarif bu, havuçla. Hayır. Yapmadınız mı? Tamam, beraber bir tarif daha öğrenmiş olacağız. Evet. Lahana sanırım günümüzde en çok lahana sarması ve turşu olarak kullanılıyor. Osmanlı döneminde de çok fazla turşusu yapılırdı. 15 ve 16. yüzyılda lahanadan kalya ve çorba yapıldığı da kayıtlara geçmiştir. Peki buranın en güzel yemeği nedir? Buranın en güzel yemeği kuru fasulyemiz. Kuru fasulye. Pomamız. Kapamayı nasıl yapıyorsunuz? Güveç. Kuzu etinden. Kuzu etinden değil evet. mi? Evet. Yani bu... Zaten yöresel olarak her yemeğimizde kuzu eti var burada. Çok sık kullanılıyor. Evet. Hemen soğanı ilave ediyorum zeytinyağının içerisine. Bu arada lahana ile ilgili ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Osmanlı döneminde atasporumuz cirit çokça oynanırdı ve bununla ilgili iki takım çok öne çıkmıştır. Arasındaki rekabetten dolayı bamyacılar ve lahanacılar takımı. Bunlar gerçekten günümüzdeki derbi maçları gibi sıkı takip edilir ve izlenirdi. Yeniçerilerin oluşturduğu bu takımlara çeşitli sebze ve mutfak gereçleri isim verilirdi. Lahanacılar takımı da bu takımlar arasında en iyi takımlardan bir tanesiydi. Hiç duydunuz mu lahanacılar takımını? Hayır, duymamıştım. Öyle mi? Evet. Bu arada soğan da kavrulmaya başladı. Ben şimdi soğan kavrulunca içerisine bir miktar salça ilave edeceğim. Peki lahana sarmasını yaparken genelde etli mi sararsınız, zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı. Zeytinyağlı mı sarıyorsunuz evet. burada? Evet. Genelde zeytinyağlı hep bütün sarmalarımız. Sarmaların hepsi. Bizim orada da genelde etli yapar, kemiğin üzerinde pişirirler. Sonra üzerine böyle naneli, sarımsaklı bir yağ dökerler. Ekşili de biraz da. Tamam. O yüzden lahana sarmasını çok severim. Soğan ve salça kavruldu. Şimdi içerisine tuzunu atacağım. Pul biberini ilave edeceğim. Tuz. Biraz pul biber ilave ediyorum. Ve şimdi unu ilave ederek karıştıracağım. Biraz unla sebzeler kavrulacak burada. Bu arada günümüzde diyet programlarında lahana çok sık yazılan bir sebze. Hem ödem attırdığı için hem de sanırım kalorisi çok düşük olduğu için diyet yapan herkes lahanayla çorbalar, yemekler, ne bileyim işte sade bile yiyorlar artık kıtır kıtır lahanayı. Evet, ama bizde diyeti olmadığı için öyle. Bizim tabii kendi mutfak kültürümüzde diyet değil ama Osmanlı mutfak kültürü genel itibariyle zaten sağlıklı bir mutfak kültürüdür. Kullandığımız baharatlar, yağlar bunların hepsi o dönemde de şimdi de gerçekten son derece sağlıklıydı. Şimdi un da kavruldu biraz. İçerisine rendelenmiş havucu ve lahanaları ilave ederek çorbamı pişirmeye başlayacağım. Tavuk suyunu da havuç ve lahanaların üzerine ilave ettim. Çorbam kaynamaya başlayınca hazır hale gelecek. Kaç çocuğunuz var? 4. Maşallah. 4 çocuğunuz var. Evet, 4 çocuk. Ne yemek yapıyorsunuz evde çocuklara? Pek evde yemek yapamıyorum. Ben büyük yemekler, tencerelerde alışkın olduğum için. Öyle mi? Evde ayarını tutturamıyorum. Yani artık o kadar fazla yemek yapıyorum evet. ki diyorsunuz. Evde ufak yani, ufak tencerelerle yapamıyorum. Yani çocuklar evde aç kalmıyordur mutlaka. Yok, hayır tabii ki de. Gene de? Yani evde de yemekler yapıyorum ama kızıma da öğrettiğim için kızım da daha benim gibi aynı güzel yemekler yapıyor. Kaç yaşında kızınız? 23 yaşında kızım var. Maşallah 23 yaşında. Evet. O zaman öğrenmiştir mutfağı. Tabii ki yani öğrendi. Artık... İlk kaç yaşında mutfağa girdiniz peki? Biz çocukluğumuzda girdik zaten mutfağa. Önceden anneler yapmazdı bizlere alıştırmak aman için. Aman yani aman. Yaptığımız bana ise öğrendiğiniz kendinize deyip
Öyle mi derdi? Evet, öyle derdi. Yaptığın uzmanaysa. Kayınvalideler der böyle. Yok, kayınvalide yanına gittiğimiz zaman her şeyi biliyorduk. Her şeyi biliyordunuz. O zaman anneniz iyi yetiştirmiş. Evet. Maşallah. Bu arada çorbamız da hazır hale geldi. Güzelce kaynadı. Şimdi hemen bir kase servis edeceğim. Bakalım akşam yemekte beğenecek misiniz? Beğeneceğimden eminim. Mis gibi kokusu geldi buraya gerçekten. Elinize emeğinize sağlık gerçekten. Çok teşekkürler sohbet ve yardımlarınız için. Ben de teşekkür ederim. Akşam yemekte görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Görüşürüz. Sağ olun. Osmanlı Devleti'nin doğuşuna ev sahipliği yapan Bilecik, bayrağı renk, dünyaya örnek olan bir ecdadın en eski mirası. Kültüre, tarihe ve doğaya ait tüm güzellikleri yaşayabileceğiniz bir şehir. Her yanı buram buram tarih kokan Bilecik'e hayran olmamak mümkün değil. Şu anda Pelitözü Göleti'nin kenarındayım ve sizlere Osmanlı mutfağının başyapıt yemeklerinden birisi olan kayısılı yahniyi hazırlayacağım. Yemeğim için kuzu kaburga, kayısı, arpacık soğan, tereyağı, pekmez, karanfil, tarçın, karabiber, tuz ve su kullanacağım. Şu anda tavam ısındı. Kaburgaları kendi yağında biraz kızartacağım önce. Ben kuzu kaburgasıyla yapıyorum ama 10 santim kesilmiş dana kaburgasıyla da bu yemeği yapabilirsiniz. Bir tuzunu atacağım üzerine. ...17. yüzyılda kaburgayla yapılan eye yemeği de kayıtlara girmiştir. Kaburgaların yağlı olan kısmı hafif rengini değiştirmeye başladıkça kaburgaları çevirmeye başlayacağız. Ve şimdi çeviriyorum kaburgalarımı. Ve diğer tarafı pişerken üzerine tereyağını ilave edeceğim. Biraz da tereyağı da kavrulacak. Tencerenin dört tarafına koydum tereyağlarını ve şöyle eritmeye çalışıyorum. Gerçekten hava mis gibi ve şu anda burada buram buram kaburga ve tereyağı kokuyor. Şimdi tereyağı eriyince yavaş yavaş diğer malzemeleri içerisine ilave edeceğim. Şimdi üzerine arpacık soğanları ilave ediyorum. Arpacık soğanlar biraz piştikten sonra da yavaş yavaş diğer baharatları ilave edeceğim üzerine. Arpacık soğan Osmanlı döneminde et yemeklerinin çoğunda kullanıldığı gibi turşusu da bolca yapılırdı. Şimdi tereyağında kavrulan kaburgaların diğer taraflarını çeviriyorum aynı zamanda. Ve soğanların da kavrulmasını sağlıyorum karıştırarak. Şimdi üzerine büyüklüğüne göre bir veya iki tane çubuk tarçın bırakabilirsiniz. Tarçın gerçekten çok lezzet verecek. Ben de büyükçe bir çubuk tarçını ikiye bölerek içerisine attım. Şimdilerde tarçını genelde tatlılarda kullansak da Osmanlı döneminde yemeklerde ve pilavlarda sıklıkla kullanılırdı. Şimdi üzerine 5-6 tane karanfil atıyorum. Ve hem karıştırıp hem etlerimi çevireceğim tekrar. Bu arada soğanlarım da iyice kavrulmaya başladı. Karabiberi çekiyorum üzerine. Karabiberi çektikten sonra üzerine kayısı ilave edeceğim. Kayısılarınız çok sertse daha önceden bir miktar suda bir 5-10 dakika bekletip kuruttuktan sonra kullanabilirsiniz. Ve gene etlerimi çevireceğim. Kuru kayısı 11. yüzyılda Orta Asya'da ve İran'da önemli bir yolluk ve kış yiyeceğiydi. Orta Asya'da zerdaligillerden üretilen kayısı İran, Kaşmir ve Osmanlı mutfağında sıklıkla kullanılmıştır. Şimdi çevirmeye devam ediyorum bu arada. Kuru kayısı 16. yüzyılda Osmanlı topraklarından Macaristan ve İtalya'ya gönderilmiş ve daha sonra bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Şimdi
Kayısılar da biraz kavruldu ve üzerine hafifçe pekmezini ilave edeceğim. Şimdi üzerine bir miktar su dökeceğim ve yemeğimi pişmeye bırakacağım. Bu tarifi ilk defa arkadaşlarıma verdiğim bir davette hazırlamıştım. Ve gerçekten üzerine pekmezi dökerken biraz korkmuştum tadı nasıl olacak açıkçası diye. Sonrasında gerçekten gecenin en başarılı yemeği oldu ve ondan sonra benim favori davet yemeklerim arasına girdi. Siz de pekmezi dökünce o tattaki değişimi mutlaka yaptığınızda fark edeceksiniz. Üzüm pekmezi Osmanlı döneminde tatlılarda da çok fazla kullanılmıştır. Şeker ve bal bulamayanlar tatlılarını mutlaka pekmezle lezzetlendirirdi. Yemeğim de hazır hale geldi. Şimdi yavaşça ocağın üzerinden alacağım. Yemeğim hazır. Kuru kayısı, tarçın, karanfil, pekmez, bal ve birçok kuru yemiş Osmanlı mutfağının klasik döneminde çok sık kullanılan gıda maddeleriydi. Açık havada olmama rağmen buram buram tarçın ve karanfil kokusu gerçekten şu anda etrafı kaplamış durumda. Bakalım akşamki misafirlerim Osmanlı mutfağına ait başyapıt yemek olan kayısılı yahniyi beğenecekler mi? Bilecik, ecdat demek. Baştan başa şanlı tarih demek. Anadolu'nun bir Türk yurdu haline getirilmesinden ilk isim olan Ertuğrul Gazi'nin merkezdeki türbesi her gün dualarla dolup taşıyor. Yine Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı, Büyük İslam hukukçusu Dursu Fakıh'ın istirahathanesi de şehrin manevi bekçisi olarak ziyaretçilerle buluşuyor. Zamana meydan okuyan tarihi konakları, evleriyle kıymetli bir tabloyu andıran Bilecik'te, 1331 yılında yaptırılan Orhan Gazi Camii'nden 700 yıldır ezan sesleri yükseliyor. Şu anda Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 300 yıllık tarihi olan bir konağın avlusundayım. Burada sizler için Osmanlı döneminde renkli pilavlar arasında ismi geçen Daneyi Kızıl hazırlayacağım. Yanımda Esma Hanım var. Esma Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çoluk çocuk var mı? Nasıl geçiyor burada yaşam? İki tane oğlum var. Biri 14, biri 6 yaşında. Allah bağışlasın. Biri liseye gidiyor, biri 1. sınıfa başladı bu sene. Evde pilav sık pişer mi? Evet, kesinlikle. Her nasıl gün pilavlar pişiriyoruz. Yaparsınız? Bulgur pilavı ama genelde daha çok pirinç pilavı pişiriyoruz. Pirinç pilavı. Pirinç pilavını nasıl yapıyorsunuz? Kavurarak yapıyoruz. Şehriyeli, etli, tavuklu, nohutlu. Peki hiç her türlüsü yeniyor evde. Peki hiç böyle kızılcık suyuyla, nar suyuyla, ıspanak suyuyla pilavlar yaptınız mı? Hayır, ilk defa göreceğim. Beraber yapacağız şimdi. Osmanlı döneminde pilavlar genelde renkli olsun istenildiğinde çeşitli meyvelerin ve sebzelerin suları kullanılırdı. Biz de bugün Daneyi Kızıl'ı kızılcık suyuyla yapacağız. Başlayalım pilavımızı yapmaya? Başlayalım. Şimdi tencereyi ocağın üzerine koyuyorum. Tereyağını eritip pilavımı yapmaya başlayacağım. Kızılcık olur mu buralarda? Buralarda olur. Olur değil mi kızılcık? Kızılcık olur buralarda. Genelde günümüzde Bolu ve civarında tarhanayı da kullanılıyor. Siz kullanır mısınız burada tarhananın içerisinde kızılcığı? Tarhanayı çok fazla kullanmıyoruz çok burada. Çok fazla kullanmıyorsunuz. Yok, kızılcık yabani bir çalı meyvesidir. Osmanlı döneminde de hem renginden hem lezzetinden dolayı birçok tatlı ve yemekte kullanılmıştır. Bu arada tereyağım güzelce eridi. Çok fazla yanmadan hemen içerisine pirinci ilave ediyorum. Pirinç pilavını önce kavurarak mı yaparsınız? Evet. Bu şekilde benim yaptığım gibi. Aynen, evet. Osmanlı döneminde pirinç pilavı birkaç şekilde yapılıyor. Birincisi bu şekilde kavurarak. Bir başka yöntem, önceden sıcak suda bekletiyorsunuz, sonrasında hemen suyunu ve yağını ilave ediyorsunuz. Bir de haşlanmış suyun içerisine et suyu olur, tavuk suyu olur, tereyağını yakıp döküyorsunuz ve o haşlanan suyun içerisine yıkanmış pirinci atıyorsunuz. Buna da genelde salma usulü diyorlar. Yapar mısınız öyle de? Evet, öyle de yaparım. Aslında günümüzde genelde işte iç pilav, nohutlu pilav, şehriyeli pilavlar yapılıyor.
Bazen böyle sebzeli pilavlar var ama Osmanlı döneminde yapılan pilav çeşidi o kadar fazlaymış ki gerçekten ana vatanı Çin olan pirinç bu sayede tüm dünyada Türk pilavı olarak bilinmiş. Pirinçler güzelce kavruldu. Şimdi üzerine tuzunu ilave edeceğim. Biraz karabiber çekeceğim. Ve şimdi yavaş yavaş suyunu ilave edeceğim. Önce kızılcık suyu ilave ediyorum içerisine. Şimdi bir miktar da burada et suyu var, onu ilave edeceğim. Ve pilavımı karıştırıp pişmeye bırakacağım burada. Bu şekilde nar suyuyla da yapabilirsiniz. Yani yarı yarıya nar suyu, yarı yarıya et suyu, tavuk suyu kullanabilirsiniz. Ben nar suyuyla yaptığım pilavların üzerinde genelde tane narla servis ediyorum. Biraz da dereotu kullanıyorum, yeşil soğan kullanıyorum. Son derece lezzetli oluyor. Belki özel bir davetinizde siz de yaparsınız bu pilavları. İşte pilavımızı pişmeye bırakalım. Osmanlı döneminde kızılcığın kurusundan ve tazesinden şerbet, murabba, reçel ve hoşaf yapılırdı. Onun haricinde yemeklerde de kullanılırdı. Siz kullanır mısınız mutfağınızda kızılcığı? Evet, kullanırız biz de. Hoşafını yaparız, bir de marmelatını yaparız. Marmelat yapıyorsunuz? Marmelat yapıyoruz. Marmelatla reçel arasındaki fark nedir biliyor musunuz peki? Marmelat geçirilmiş olanı, reçelde taneli olanı. Yani tamamen ezilmiş olan aslında marmelat oluyor. İçerisinde meyvesi, tanesi varsa eğer o da reçel oluyor. 15. yüzyıl kayıtlarında Osmanlı mutfağında kızılcık aşı diye bilinen bir yemekte kayıtlara geçmiştir. Şimdi pilavımı kontrol edeceğim. Sanırım pişmiştir. Gayet güzel pişmiş ve hemen kenara alıp tabağa ilave edeceğim. Kokusu çok geldi güzel mi? Kokuyor. Değil evet, mi? Ben çok de güzel kokuyor. Çok sevdim kokusunu gerçekten. Çok güzel kokuyor. Bakalım biraz sonra tadını da beğenecek miyiz? Daneyi kızılın üzerine biraz da karabiber çekeceğim şimdi. Esma Hanım çok teşekkürler sohbet için. Biz teşekkür ederiz. Elinize kolunuza sağlık. Osmanlı Devleti'ni zirveye taşımış, sayısız muvaffakiyet ve zaferlere vesile olmuş Bilecik'te bir olmanın, paylaşmanın keyfi bambaşka. Kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te manevi hatıralarla dolu bir gün geçirdim. Önce tarihte yolculuğa çıktık, ardından Hatice teyze ile birlikte lahana hasatı yaptım. Sonrasında Münevver Hanım'la birlikte lahana çorbası ve Esma Hanım'la birlikte de daneyi kızıl hazırladım. Ben de misafirlerim için Osmanlı mutfağının başyapıt yemeklerinden birisi olan kayseyhanesini hazırladım. Şimdi hep birlikte yeme zamanı. Hoş geldiniz tekrar, ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Vallahi gün boyu hem yardım ettiniz, hem güler yüzünüzle bana eşlik ettiniz. Hem de gerçekten ben tarihte çok güzel bir yolculuğa çıktım. Çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Sarayın lezzetleri bugün Bilecik'teydi. Yeni bir bölümde eski lezzetlerle buluşmak dileğiyle. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Kuruluşun ve kurtuluşun şehrinden herkese selam olsun. Ramazanınız mübarek olsun.